İçeriden başlayalım. Biz yine Türkiye'den ve dolar Türk Lirası'ndan başlayalım. Seçim sonrasında dolar ne olur sorusundan başlayalım. Çünkü dünkü videoda söz vermiştim. Demiştim ki bazı iktisatçılar, bazı yatırım analistleri seçim sonrasında doların yükselmesini değil Türk lirası karşısında değer kaybetmesini bekliyorlar. Geçen hafta doların yükselmesini bekleyen yatırım kuruluşlarının raporlarını aktarmıştım. Morgan Stanley diyordu ki 24-27 lira seçim sonrasında. Standard Chartered diyordu ki bugünkü ekonomi politikaları devam ederse 36 lira. Ve şimdi bugün Citibank'in raporu ortaya çıktı. Amerikan Bankası, Amerikan'ın en büyük bankalarından biri. O farklı görüşte diyor ki raporunda seçim sonrasında ekonomi politikaları değişir ve normalleşirse, Merkez Bankası politika faizi yükselirse ve bu arada Türkiye'ye bunun sonucunda ciddi bir sıcak para girişi olursa, yani hatta seviye rakam da söylemiş Citibank, 45-50 milyar dolar seçim sonrasında Türkiye'ye girerse, ve ona bağlı olarak Türkiye'nin risk primi ciddi şekilde düşerse ne kadar 250 bas puan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i seçim sonrasında politikaların normalleşmesiyle düşerse bunun sonucunda Türk lirası dolar karşısında değer kazanacak ne kadar %12. Citibank'in tahmini. Yani Citibank burada Morgan Stanley'den, HSBC'den, diğer bankalardan ciddi şekilde ayrışmış durumda. Fatih Özatay da bu görüşte. Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı ve dedi ki ekonomide normalleşmeyi, makule dönmeyi amaçlayan bir program tereddütsüz uygulanırsa liradaki ana eğilim reel değerlenme yönünde olacak. İlerleyen aylarda nominal değerlenme baskısı bile olabilir. O zaman ana çaba bu baskıyı yani Türk lirasındaki değerlenme baskısını hafifletmek yönünde olacak. Çünkü risk birimi çarpıcı biçimde düşecek eğer makule dönülürse Fatih Özatay'a göre ekonomiye duyulan güven artacak. Türkiye büyük bir ekonomi, yüksek miktarda sermaye çekmeye aday. Citibank'in söylediğini söylüyor. Yani ciddi bir sıcak para girişi olacak. 25 milyar dolarlık altın ithalatının da keskin ölçüde azalacağını düşünün. Kur hareketlerinin ana belirleyicisi dış ticaret değil, sermaye hareketleri. Son aylardaki değerlenmeye karşın reel kur endeksine göre lira reel olarak belirgin biçimde değersiz. Yani son yıllarda reel olarak değer kazandı Türk lirası. Ama uzun vadeli olarak baktığımızda diyor Fatih Özatay aslında hala reel olarak değersiz. Ve işte bunun sonucunda bu nedenlerde seçim sonucunda seçim sonrasında eğer ekonomi politikaları normalleşir, makule dönerse Türk lirası reel olarak hatta nominal olarak dolar karşısında değer kazanacak. İlk haftalarda oynaklık olabilir diye devam etmiş Fatih Özatay kur bir miktar artabilir. Ama eninde sonunda ana eğilime dönülecekse ilk haftalardaki hareket aşırı olmayabilir. Ve Kerim Rota o da Akbank'ın eski genel müdür yardımcısı çok gerçekten iyi bir eski bankacı. Şimdi o da siyasete girdi. Gelecek Partisi Ahmet Partisi'nde Ahmet Davutoğlu'nun partisinde onun da tıpkı Fatih Özatay ve Citibank gibi seçim sonrasında Türk Lirası'nın reel olarak değer kazanacağını savunan bugün bir röportajı vardı mesele ekonomide. Türk Lirası'nın reel olarak yani enflasyondan arındıktan sonra değerlenmesi e, bence beklenmesi gereken bir senaryodur. E, yani burada tekrar e, bugünküne göre nominal değerlenmeden evet. bahsetmiyorum. Önümüzdeki 2-3-4 sene içerisinde eğer Millet İttifakı kazanırsa Türk Lirası'nın bir miktar reel değerlenmesi e, bence masada olur. Peki bu kanalın izleyicileri yani siz ne düşünüyorsunuz? Bunu geçtiğimiz gün bir anketle sormuştum. Seçim sonrasında dolar kuruna dair beklentiniz Mayıs sonunda dolar kaç TL olacak, kaç lira olacak? 12.000 oy kullanılmış. 19 liranın altına gerileyecek diyenler %6. 19-20 lira arasında kalır yani bugünkü seviyelerinde kalır diyenler yine %6. 20-21 lira arasında olur diyenler %11. 22 lira ve civarında olur diyenler, 22 liranın üzerinde olur diyenler %9. 23 liranın üzerine çıkar diyenler %68. Evet yine dünyaya çıkalım Amerika'ya gidelim. Amerika'nın enflasyonu gerçekten bu haftanın en önemli verisiydi. Ve sahiden de şaşırttı piyasaları. Çünkü beklentilerin altında geldi. Beklenti size aktarmıştım. Reuters'in anketinde aylık %0.3, Bloomberg'un anketinde %0.2 şeklindeydi. %0.1 arttı. Amerika'da tüketici fiyatları geçtiğimiz ay, Mart ayında. Yani iyi sürpriz oldu. Amerika'da enflasyon geriliyor. Yıllık enflasyon %5'e geriledi. Bu da beklentilerin altında %5.1'e gerilemesi bekleniyordu. Çekirdek enflasyon beklendiği gibi geldi. Yani gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen enflasyon o bir miktar yükseldi %5.5'ten. %5.6'ya çıktı. Ama işte manşet enflasyon geriliyor. Manşet enflasyondaki gerilemenin temel sebebi de bu arada enerji fiyatlarındaki düşüş. Geçen ay Amerika'da enerji fiyatları yani petrol fiyatı %3.5 düştü. Gıda fiyatları da bu arada hiç artmadı. Ne güzel. Yani keşke Türkiye'de de öyle olsa. Gıda fiyatlarındaki artış olursa. Ama bunun sonucunda da işte Amerika'da enflasyon beklentilerin altında arttı. Ve bu da Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın enflasyonla verdiği savaşı kazanmak üzere olduğunun bir delili. Fed'den bir kere şimdi faiz arttırım beklentisi bir miktar geriledi. Hala piyasa bir faiz arttırımı daha Mayıs ayında 2 Mayıs'ta bekliyor. Ama dün %70'in üzerindeydi. Bugün %60'lara geriledi beklenti. Ve artık zaten bu son faiz arttırımı olacak. Ondan sonra FED duracak. İşte bugünkü enflasyon verisiyle bir anda fiyatlamalar değişti. Ons altın önce 2030 dolara kadar yükseldi. Ama daha sonra güne başladığı seviyelere 2008 dolarlara geri döndü. Gram altında içeride 1250 liranın üzerine çıktı önce. Ama daha sonra o da 1250 liranın altına girdi dedi. Ons gümüş 25 doların üzerine yükseldi ve bu videoyu hazırladığım dakikalarda orada kalmaya devam ediyordu. Bugünün önemli gelişmesi dolar endeksindeki yani Amerikan parasının altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeksteki gerileme enflasyon verisiyle birlikte 101 seviyelere düştü ve dolar endeksi gerileyince euro ki dolar endeksinin zaten %57'sini oluşturuyor yükselişe geçti ve 1.10'a parite euro dolar paritesi dayandı. Euro dolar paritesi yükselince elbette içeride euro Türk lirası karşısında yükselişini bugün de sürdürdü. Dolar Türk lirası karşısında ise 19.32'yi bugün gördü. Borsa, Borsa İstanbul'da veri sonrasında bir anda bir yükseliş yaşandı. Banka hisseleri bugün iyi getiri sağladılar. Gün sonunda bankacılık endeksi %2.30 yukarıdaydı. Bugün en fazla getiri zaten bankacılık sektöründeydi. Garanti %5'ten fazla bugün yükseliş yaptı. Garanti yukarıya Bank of America Merrill Lynch'in alımları taşıdı. Akbank'ta da güçlü bir yükseliş var. Ona da lokomotifliği ünlü ko yatırım şirketi yaptı. Sabah zaten yükselişte açılmıştı borsa İstanbul. Öğleden sonra yükseliş bu Amerika'daki enflasyon verisiyle bir anda hız kazandı. Bankacılık hisselerine işte alım geldi. Amerika'nın enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle. Ama sonra gün sonuna doğru satışlar geldi ve %1.5 civarında bir yer artıdaydı. Borsa İstanbul BIST endeksi günü %0.40'ın üzerinde yükselişle kapattı. Yani yıkılmadı gelen satışlar da ama işte borsada bir alsat piyasası var gibi gözüküyor. Ve bu al satın bir tarafı da Bank of America Merrill Lynch. Bank of'un 500 milyon liradan fazla nette alımı var. Ama bu bir yabancı alımı mı yoksa Alsat'a yönelik Benkov'un robotunun bir stratejisi mi, bir trade mi izliyor şu anda? Bu konuda kesin bir şey söylemek pek kolay değil. Yani bunun arkasından bir trade de önümüzdeki günlerde çıkabilir. Ne aldı diye baktığımızda Benkov bugün şişe cam aldı 100 milyon liralık. 100 milyon liradan fazla garanti aldı. 100 milyon liralık Türk Hava Yolları hissesi aldı. 80 milyon liralık BİM aldı. 70 milyon liralık Aselsan aldı. Önümüzdeki günlerde izlemekte fayda var. Benkoff'un stratejisini. Bitcoin dün 30 bin doların üzerine çıkmıştı. Bugün orada biraz kar realizasyonu var. Önce 30 bin doların altına bir miktar geriledi. Ama daha sonra yeniden çıktı 30 bin doların üzerine Amerikan enflasyon verisiyle. Orada şu anda yatay bir hareket görüyoruz. Akşamları 20.30'da son 24 saat anlatıyorum, yorumluyorum. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.